24 Haziran seçimlerine 44 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı için yarışacak 6 aday belli. Partiler milletvekili listeleri üzerinde çalışıyor. Seçmen listeleri de askıda. Oy kullanacak kişilerin isimlerini kontrol etmesi için yarın son gün. Takvim hızla akıyor. Biz de NTV'de seçime doğru programını başlatıyoruz. Seçmen bilgileri muhtarlıklarda askıda dedik. Oy kullanacakların isimlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Bunun için süre yarın doluyor. Bize son durumu alacağız. NTV ekibinden Gökten Bedük karşımızda. Gökten merhaba. Levent'te sen bir muhtarlıktasın. Yanında da bir konuğun var biliyoruz. Merak ediyoruz nasıl, ilgi nasılmış? Seçmenler isimlerini kontrol etmiş mi? Sözü sana ve konuğuna bırakalım. 24 Haziran seçimlerine az bir süre kaldı. İstanbul geneline baktığımızda muhtarlıklarla konuştuk. Çok yoğun bir ilgi olduğunu söylediler. Şu anda biz de Levent Mahallesi'ndeyiz. Levent Mahalle Muhtarı Atacan Türk yanımızda. Kendisine hemen soralım. İlgi nasıldı? 2 Mayıs'ta askıya çıkmıştı listeler. Bugüne kadar ilgi çok yoğun. Gerek mahalle sakinlerimiz gelip listeleri kontrol ederek, gerekse telefonla muhtarlığımızı arayarak listeleri kontrol ettiler, seçmen listelerimizi. Şimdi seçmen listelerinde merak edilen şu, adını bulamayanlar ne yapacak? Bu çok önemli. Evet. Ve yarın saat 17'ye kadar vakitleri var bildiğimiz kadarıyla. Ne yapmaları gerekiyor bu süre içerisinde? Öncelikle adlarına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz faturalarıyla beraber ilçe nüfus dairelerine başvurmaları gerekiyor. Ve orada oturduklarını ispat etmeleri lazım. Bunun neticesinde nüfus daireleri online olarak ilçe seçim kurullarına yapılmış olan kayıtları gönderiyor. Dolayısıyla 24 Haziran'daki seçimlerde isimleri listelerde olmuş olacak tekrar. Şimdi hafta sonu iş günü değil. Evet. Nüfus daireleri çalışacak mı? Çalışacak. Saat 17'ye kadar nüfus daireleri işbaşı yapacaklar. Merak edilen konulardan bir tanesi de şu. Dediniz ki isminize kayıtlı fatura olması gerekiyor. Evet. Veya kira sözleşmesinde evet, isminiz olması gerekiyor. Diyelim ki bir evde yaşıyorsunuz ama isminize ait herhangi bir fatura yok. Evet. Kira sözleşmesi yok. Evet. Ne yapmanız gerekiyor? Bu durumda da hanede oturan kişi, yani nüfus dairesinde kayıtlı olan kişi, hem hanede oturacak hem de nüfus dairesinde kaydolacak. Sizinle beraber nüfus dairesine gidecek. Gittiğinde orada bir taahhütname imzalıyor. Sizin orada oturacağınıza dair taahhütname imzalıyor. Bunun neticesinde hiçbir fatura da olmasa dahi siz adres kaydınız güncellenmiş oluyor. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, saat 17'de, yarın saat 17'den itibaren seçmen listeleri askıdan indirilecek. Ancak şunu da söyleyelim, bu da önemli. Seçmen listelerinde adını göremeyenlerin nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Atacan Türk, Levent Mahallesi Muhtarı bu uyarıyı yaptı. Yarın saat 17'ye kadar. Şunu da belirtmek lazım. Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasından veya E-Devlet'ten de, yani internetten de seçmenler isimlerini sorgulayabilecekler. Gökten Bedi'ye teşekkür ediyoruz. Tabii yarın yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların da son günü olduğunu hatırlatalım. Yurt dışındaki seçmenle ilgili, daha doğrusu 3 ülkenin seçmeniyle ilgili bir yenilik de var. 3 ülkede sandıklar ilk kez kurulacak. Hangi ülkeler bunlar? Onları hatırlatalım. Malta, Sırbistan ve Moldova'da Türk seçmenler ilk kez oy kullanacak. Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda Türk vatandaşları 57 ülke 120 temsilcilikte oy kullanmıştı. Bu yıl Türk vatandaşlarının oy kullanabileceği ülkelere Malta, Sırbistan ve Moldova da eklendi. Türk vatandaşları 7-19 Haziran'da dış temsilciliklerde, 7-24 Haziran'da gümrük kapılarında oy kullanabilecekler. Yüksek Seçim Kurulu mevzuatına göre bir ülkede sandık kurulabilmesi için ülke genelinde 500'den fazla Türk seçmenin bulunması gerekiyor. Şimdi bir de yurt dışına uzanalım. Yarın yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların son günü olduğunu söylemiştik. Karşımızda Brüksel NTV temsilcisi Güldener Sonumut var. Güldener, senden son durumu alacağız. Son durum ne, onu aktarmanı isteyeceğiz ama şunu da soralım. Yurt dışındaki seçmenin katılım oranı genelde seçimlerde ne oluyor ve tabii Türkiye'deki seçimlere ne kadar bir etkisi oluyor? Deniz, şöyle ifade edelim. En son yapılan seçimlerde, 1 Kasım seçimlerinde yurt dışında yaşayan Türklerin sandıkta katılım oranı %40.9'du. Son 4 seçimi alırsak, yani
2014'te düzenlenen Cumhurbaşkanı seçimlerinden bu yana 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri ve 16 Nisan referandumu ortalama %33 oranında, yani trend yükseliş trendinde olduğu için bunun artması öngörülüyor. Yaklaşık 3 milyon seçmen var. Toplam seçmen adedi içerisinde %6'lık bir payları söz konusu. Bu yüzden de dirsek dirseğe gidecek olan bir seçimde yurt dışındaki Türk seçmenlerin de katkıları son derece önemli oluyor. Bu yüzden de gerek referandumda gerekse 1 Kasım seçimlerinde Türk seçmenlerinin de oylarını almak için önemli bir yarış söz konusu idi. Burada özellikle konsolosluklara yapılacak olan müracaatın son günü yarın, Türkiye saatiyle 17'ye kadar seçmen kütüklerine kayıt konusunda yapılacak itiraz için saat belirlendi. Ancak hemen uyaralım, Türkiye saatiyle 17 dedik, bu YSK'nın belirlediği bir saat, ancak konsoloslukların işlem yapabilmeleri için o söz konusu vatandaşların yaşadıkları ülkede Türkiye saatiyle 16 gibi hesaplamaları gerekiyor. Cumartesi günü konsolosluklar açık olacak, itirazları ve bu tür hususları değerlendirmek için kayıtları yaptırmak için. Kayıt yaptırmak son derece önemli. YSK'nın internet sitesinde de kayıtlı olup olmadığınız çok açık bir şekilde görülebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etmişti malum. Seçim propaganda dönemi ve 21 Mayıs'ta milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmasından önce bu görüşmenin yapılması son derece önemliydi. Erdoğan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'nin o görüşme sonrası yaptığı açıklamalara da bir bakalım. Önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz? Bunların üzerinde durduk. Tabii bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz ve bu kampanyayı en başarılı şekilde de sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Cumhur İttifakı'nın bir tane Cumhurbaşkanı adayı var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum efendim. Milletvekili genel seçimlerinde de AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi inşallah birlikte hareket ederek maksimum düzeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temsilin sağlanacağına biz yürekten inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce ise dün Hakkari'deydi. Politikacı Diyarbakır'a, Hakkari'ye gelir, Kürtlerin hoşuna giden laflar eder, sonra başka bir yerde bambaşka bir adam olmuş ifadelerini kullanmıştı. Burada yapacağım konuşmayı Rize'de yapmazsam bu siyaseti yapmam demişti. Bu sözlerden sonra İnce bugün Rize'de olacak. Öğleden sonra bir mitingi var. Ama öncesinde Trabzon'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu. 100 bin inşaat mühendisi yetiştirmeyi amaçlıyoruz dedi. Yaptığı konuşmadan bir bölümü ekranlara getirelim. Türkiye'ye, gençlere yeni ufuklar açacağız. Yeni ufuklar. 21. yüzyıl, yani biz 2050'lerin, 2070'lerin, 2090'ların Türkiye'sini hayal edeceğiz. Hayallerinden birisi 100 bin bilgisayar mühendisi. Abi. Türkiye'de 10 bin bilgisayar mühendisi var. Bu ülkede 100 bin bilgisayar mühendisi yetiştiriyoruz. Bize enerji lazım. Enerji. Enerji lazım. Nereden bulacağız bu enerjiyi? Türkiye'deki güneş enerjisi ihtiyacımız olan enerjinin %130'unu karşılayabiliyor. Peki güneş enerjisinde en büyük sorun ne? Depolamak, depolamak, batarya. Ben bu ülkenin gençlerini her yıl 10 bin gencini yurt dışına göndereceğim. Her yıl. Atatürk'ün yaptığı gibi. O yıllarda 1000 kişiydi, her yıl 10.000 kişi. Bu depolama konusunda uzman gençler yetiştireceğiz. Müzik
24 Haziran'da yaşanacak ilklerden biri, ağır engelliler ya da yatağa bağımlı hastalar da ilk kez seyyar sandıkta oy kullanabilecekler. Uygulamanın nasıl olacağı da belli oldu. Seyyar sandık kurulları aile hekimleri tarafından belirlenen seçmenlerin evlerine gidecek. 24 Haziran seçimlerinde yatağa bağımlı engelli seçmenler için ilk kez seyyar sandıklarda oy kullanılacak. Uygulamaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelgeye göre seyyar sandık kurulları bir başkan ve 6 üyeden oluşacak. Sabit bir sandık kuruluyla ilişkilendirilecek. Seyyar sandık kurulu evinde oy kullanacak seçmenlerin adreslerine göre bir güzergah belirleyecek. Seçmen listesinde kayıtlı olan tüm seçmenlerin evlerine gidilecek. Seçmenin adresinde bulunamaması ya da makul sürede kapının açılmaması durumunda seçmenin adresine tekrar dönülmeyecek. Oy verme işlemi saat 08'de 17 arasında gerçekleştirilecek. Ancak oy verme süresi dolduğunda hala gidilmemiş seçmen varsa seyyar sandık kurulu mesaisini sürdürecek. Seyyar sandık kurulları sadece sandıkları değil, oyun gizliliğini sağlamak için seyyar oy kabinleri de taşıyacak. Oy kabini ve sandık seçmenin rahatlığı gözetilerek kurulacak. Seçmen tek başına oy kullanamayacak durumdaysa bir yakınının yardımıyla oy kullanabilecek. Türkiye'de kayıt altına alınmış 294 bin ağır engelli bulunuyor. Engelli ve yatağa bağımlı seçmenlerin 24 Haziran'da oy kullanabilmeleri için 11 Mayıs mesai saati bitimine kadar aile hekimlerinden rapor almaları gerekiyor. Yeni sistemi bu program içinde anlatmaya da çalışıyoruz. 24 Haziran'da ilk kez oy pusulasında iki ittifak ve kendi başına seçime giren dört parti amblemi olacak pusulada. Peki oy nasıl verilecek? Verilen o oylar nasıl sayılacak? Sistem biraz karışık ama basit bir dille biz anlatmaya çalıştık. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır da bu konuda bize yardımcı oldu. Partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri 20 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'nda çekilecek kura ile belirlenecek. Yerler netleşmese de pusulada iki ittifak ve kendi başına %10 barajını geçmeye çalışacak dört parti olacağı kesin. Dört bağımsız, iki de ittifak, altı seçenekten birine basacak. A partisi veya B partisi de tercihte bulunmuyordur ama ittifakı onaylıyordur. Diyelim ikisinin ortasına bastı, üstüne bastı, altına bastı ama doğrudan bir partiye yazılamayacak. O mühür basması da imkanı var. Peki ilk kez uygulanacak ittifak sisteminde oylar nasıl sayılacak? Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır oyların 3 kez sayılacağını anlatıyor. İlk YSK nasıl açıklayacak? Birinci ittifakın oyu, ikinci ittifakın oyu ve ittifaka dahil olmayan 4 tane partinin oyları diye 6 oy açıkladı. İkinci ve üçüncü sayım da ittifak oyları için yapılacak. İkinci adımı var. İttifak içinde ittifakın diyelim ki 100 oyu var. Orada da 4 parti var. Dört partinin doğrudan kendi mühür kutularına basılmışlar var, sayımı kolay. Diyelim 90 oy böyle dağıldı, 41'inde, 21'inde, 11'inde diye. Ama bir 10 oy da var ki dört partiden veya bu taraftaki üç partiden herhangi birine değil, ortaya boşa basılmış oy. Ama ittifakın oyu. Matematik oranına göre paylaştırılacak. Dolayısıyla her parti için ittifakın boş oyundan gelen payla beraber yeni bir oy hesaplayacağız. Peki o ortada kalan oylar nasıl dağıtılacak? Örneğin ittifak içindeki A partisine 100 bin oy verildi, B partisine ise 50 bin. Yani toplamda 150 bin oy var. Buna göre A partisi oyların %66'sını, B partisi ise %33'ünü almış oluyor. İttifak çerçevesi içinde herhangi bir yere basılmamış ortak oylar da bu oranlara göre dağıtılacak. Örneğin ortaya basılmış oyların toplamı 20 bin. Bu 20 bin oyun %66'sı A partisine, %33'ü de B partisine dağıtılacak. Bugünün seçim programına da bir göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da partisinin Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak. Orada vereceği mesajlar önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Rize'de düzenlenecek mitingde konuşacak. Öncesinde Trabzon'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiğini aktarmıştık. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da İstanbul'da gazeteci ve yazarlarla buluşacak. Haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı adayları birer birer seçim bildirgelerini açıklamaya başlayacaklar. Biz bugünü kapatıyoruz. Pazartesi saat 10.30'da görüşmek üzere.